Herkese merhabalar arkadaşlar. 10. sınıf matematik paralel kenar soru çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün günlerden cuma, pazartesi, çarşamba konu anlatımını çok iyi yaptık. İşte bugün de bombalama zamanı, çok iyi sorularla tamamlama zamanı diyelim. Milli Eğitim kitabında 273-275, peki biz kimiz? Tonguç Akademi ev okul kampıyız diyelim. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ödüllü soruyla başlayacağım. Neden? Çünkü bazı arkadaşlarımız demiş ki hocam ödüllü soruyu yapamadık, yapar mısınız? Bazıları da ödüllü soruya cevap vermiş. Cevap verenleri tebrik ediyorum. Veremeyenleri de olsun. Senin için bunları hemen 2 dakikada çözelim. Peki ne dedik arkadaşım? Şunu söylemiştik, çok iyi unutma demiştik. Ne demiştik? Köşeden gelmiş açıortay. Köşeden gelmiş açıortaysa burası diktir demiştik. Ve de ne demiştik? Diklik varsa paralellik hayat kurtarır demiştik. Buraya paralel çekmiştik. Paralel çekersek ne olacaktı arkadaşım? Hemen söyleyelim, ne olacaktı? Muhteşem üçlü olacaktı. Muhteşem üçlü olduğunda ben neyi biliyordum arkadaşım? Ben şunu biliyordum. Burası 6-2. Tamamı 8 oldu mu? Oldu. Burada bir yamuk var mı? Burada bir yamuk var. Bu yamuğun orta tabanı olduğunu söylemiştim dersteyken. Hatta demiştim ki orta taban 8 artı 2 bölü 2 demiştim. Yani 5 olacak demiştim. Ya da basamak yap demiştim. 2, 5, 8 böyle kademeli gider demiştim. Peki burası 5 ise burası da 5 mi? Burası da 5 mi? Bu kenarım 10 mu? Bana neyi soruyor? Çevreyi soruyor. O zaman çevreyi çeksem 10, 10, 20, 8, 8, 16. O zaman çevrem ne oldu arkadaşım? 36 oldu. Böyle bir ödüllü soruydu. Bence güzeldi. Dedim geçtim. Bugün bir konu özeti de geçelim aynı zamanda. Konu özeti geçersek ne olacak? Ben paralel kenarda şunu biliyor muyum arkadaşım? İlk gün derste göstermiştik. Ne demiştik ilk gün derste? Köşegenler vardı. Bu köşegenlerden biri E, biri de F'ydi. Biri E, biri F. Mesela şu E olsun, şu F olsun. Bir de benim kenarlarım vardı. A'ya B'ydi. Burada çok önemli bir kural vardı. Neydi o arkadaşım? Köşegenlerin karelerinin toplamı kenarlarımın karelerinin toplamının 2 katıydı. Buradaki 2'yi unutmayacaktın. O zaman hemen şu güzelim tertemiz soruyu yapayım. Burasına A dedin. Burası A oldu. Bir de sen şunu çok iyi bilmen lazım. Ne demiştik orada? Köşegenler birbirini ortalar demiştik. Bak köşegenler birbirini ortalar. Yani bu köşegen bunu ortadan 2'ye yardırdı. Bu köşegen bunu ortadan 2'ye yardırdı. Buralar A oldu. O zaman bakar mısın arkadaşım? Burası 9 mu? 9. Bu kenarım 9. Diğer kenarım A. O zaman köşegenim 2A'nın karesi artı 8'in karesi. Çünkü köşegenim 2A oldu. Diğer köşegenim 8 oldu. Öbür taraftan bakarsam 9'un karesi artı diğer karenin karesinin şuradaki 2'yi sakın ol unutma arkadaşım. Orası çok önemli dediğim. Hemen geçtim o zaman. Burası ne oldu? 4a kare artı 64 eşittir. 2 kere 81, 162 artı 2 kere a kare, 2a kare dedim. At karşıya 2a kareyi. 2a kare, 4a kare, 2a kare kaldı. Bunu karşıya attın. 62 çıksaydı 100'dü. Bir 2 daha fazlalık çıkacak. 98 dedim. O zaman ne oldu arkadaşım? A kare eşittir 49. A eşittir 7 çıktı. İşte bu kadar. Böyle bir köşegen kenar sorusuydu. Bak arkadaşım köşegen kenar sorusu. Bu formülü unutmayacaktın. Biz bunu derste vermiştik. Çok kullanılır mı? Kullanılmaz. Test kitaplarında var mı? Mesela bak bizim kitabımızda var. O zaman çoğu kitapta da olabilir. Bir tane de olsa olsun. Moralin bozulmasın. Bütün soruları sen Tonguç Akademi izledim. Yapıyorum demen lazım. Bu kanala geldiysen boş gitmemen lazım. Bir de ben sana ne demiştim arkadaşım? Yoldan çıkanlar vardı. Bazıları yoldan çıkıyordu. Nasıldı peki o yoldan çıkma? Bir köşegen köşeye gidiyordu. Bu adam da köşeye gidecekken yoldan çıkmıştı. Peki yoldan çıkanlar için ne diyordum? İçeride kalanın karesi eşittir. Bu parçanın tamamınaydı. Bir dakika ya burası nerede? Hemen okuyalım soruyu. Paralel kenar zart zart zurt zurt geçtik. GF. GF'ye X dersem FE 3x'miş. Ha tamam burası 3x'miş. O zaman devam edeyim arkadaşım. Ne diyorum? 6'nın karesi 2x çarpı tamamıydı bak. Tamamıydı dikkat. O zaman x çarpı tamamı 4x'tir. 36 eşittir. 4 zaten gelir. x kare olur. Hemen geldim buraya.
Dörtler sadeleşirse x karem nedir arkadaşım? 9. Peki x'im nedir? 3. İşte bu kadar. Bana da x'i soruyordu. Buldum. İşte bu yöntemi de unutmayacaktın. Ne zaman görmüştüm? Çarşamba gün göstermiştim. Bugün cuma soru çözümünde tekrarını yaptım. İşte bu kadar. Bak bunu sadece arkadaşım, bunu sadece böyle sorular üzerinde, basit sorular üzerinde değil, geniş sorular üzerinde de görmen lazım. Bak mesela burada bu adam köşeden köşeye gitmiş. Bak o kadar güzel kafana işleyecek bilgiyi bam 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 o kadar güzel anlatıyoruz ki. Çünkü aklında kalır. Köşeden köşeye gitmiş. Bu adam köşeye gidecekken yoldan çıkmış. İşte bu. O zaman şuraya A dersen. A'nın karesi. A'nın karesi eşittir. A'nın karesi. Parçanın tamamı. Parçanın parça ile birlikte tamamıydı. O zaman A kare nedir arkadaşım? 16'dır dediğim. Bak bu basit soruda yaptın. Evet yapabiliyorsun, öğrendin. Ama soru biraz komplike, karışık olduğunda yine yapman lazım. O zaman ne dedim dostum sana? A eşittir. Kesinlikle 4'tür. Peki burası 4 ise sen şuradaki canım güzel kelebeği nasıl görmezsin ya? Nasıl görmezsin? Demiyorum. Çünkü sen bunu kesinlikle görmüşsündür, görüyorsundur. 2'ye hatta şuraya ben ne diyeyim? 3 artı x diyelim. Çünkü paralel kenarın üstü altına eşitti. O zaman ben bu soruyu şöyle yaparım. Burada benzerlik var. Benzerlik neydi arkadaşım? 3 bölü. Şuraya bir çizgi çekelim. 3 bölü 3 artı x tabanlar oranı eşittir 2 bölü 4'tü. O zaman bunlar gitti. 1'e 2 geldi. Hemen içler dışları yaptın. Ne geldi? 6 eşittir. 3x artı 3 artı x 1 ile çarparsan kendisi gelir. Her zaman 1 zaten o özelliği vardı. X o zaman attın karşıya 3'ü. 3 geldi. Cevabım neymiş? Ceyhan'mış dedim. Bu soruyu da geçtim. İşte bu kadar. Peki burada önemli olan ne? Bak bunu çok güzel anlattık arkadaşım. Köşeden köşeye giden köşegen, köşeden köşeye gitmeyen yoldan çıkandı. İşte burada bir formül vardı. O da neydi? Parçanın küçük çarpı tamamıydı. Dedim geçtim. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Kesinlikle bakalım ne yapacağım hakkında bilgim yok. Ama benzerlik diye umuyorum. Kesinlikle burada 90 varsa büyük ihtimal şuradan çekerim. Oradan olur gibi geliyor. Soruyu ilk gördüm. İzlenimlerim bunlar. Sonrasında bakacağım. A, B, C. Açılara eşitliğini vermiş. Tamam. Paralel kenar olduğunu biliyorum. Dikliği vermiş. Tamam. D, H, 12'ymiş. Vermiş. A, E, 10'muş. Tamam. O da tamam. Hadi o da tamam olsun. Onu da hallettim. Burada bir şey söylüyor bana. E, C, A ise B, C, 3A'ymış. B, C, 3A'ymış. O zaman bu adama 2A kaldı. Tabii ki de karşısı ne olacak? 3A olacak. Tamam. Bana neyi soruyor? X'i soruyor. A, D, X'miş. A, D, X'miş ama bana X'i sormasın dostum. Ben çünkü oraya 3A dedim. Bana 3A nedir diye sorsun. A bulursam yanlış yaparım. 3A'yı bulmam lazım dedim. Bak şimdi dostum. Bak, 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 bak. Bu adamın 90'ın karşısı 3A mı? Tek çizgi var mı? O zaman şurası da mesela çift çizgi olsun. Ya da tek çizgi olsun böyle. Tek nokta var. Tek çizgi olsun. Bu arada paralel kenarda bakın. Görmesi çok zor olan bir şey var. Aslında diyeceksin ki hocam neyi zor? Ama soruları yaparken zorlaşıyor. Şurada yandan bir Z var. Yandan. Bak yandan bir Z var. O zaman burası da nedir? Tek noktadır dedim. O zaman AB nereye eşitmiş? AE'ye eşitmiş. E bir dakika AE'yi 10 bulmuştum ben. AE 10 sa bu vatandaşta 10 mudur? Evet dikkat şimdi. Şimdi çok dikkat. Şuradan bir dik indirirsem. Şu tepeden dik indirirsem. 90'ın karşısı 2A, 90'ın karşısı 3A. Ha, buradaki her şey 3'ün katı, buradaki her şey 2'nin katı. O zaman bak şimdi arkadaşım, çok dikkat. Hemen ne diyorum buraya? 90'ın karşısı 2A, 90'ın karşısı 3A ise, burası 12 ise, burası 8'dir. Neden? Tek noktanın karşısı 12, tek nokta. Bilemedin diyelim, x eşittir diyelim, x demeyelim de şuraya k diyelim. Bak k olarak ben buldum ama bulamadıysan, anlamadıysan şöyle yap. 90'ın karşısı 3A. Bu üçgende 90'ın karşısı 2A. Bu üçgende tek noktanın karşısı 12. Bu üçgende tek noktanın karşısı K. Gitti 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 gitti. Şunlar birbirini götürdü. 1 kaldı. Şurada 4 kaldı. 4 kere 2 bu gitmemiş bu arada. 2 var burada. 4 kere 2 8 oldu. Bak burası 8. Burayı anladım. AE neydi AE? AE 10'du.
10'sa arkadaşım bu 10 buradan gider. Şurası dik üçgenden dolayı 6 olur. Burası da 4 olur. E arkadaşım sen şunu bilmiyor musun? Ben bunları çok defa söylemiş olmam lazım. Bir kere daha söyleyeyim. A, 2A, A kök 5 diye bir dik üçgenin var senin. Onu her zaman kullan. Onu sev. Neden? Çünkü çok önemli. O zaman ne dedim? 4, 8, bak A, 2A, A kök 5. A kök 5. O zaman arkadaşım ne diyorum? 2A 4 kök 5 ise 1A, 1A 2 kök 5'tir. O zaman 2 kök 5 ise x eşittir 3 çarpı 2 kök 5'ten. O zaman x'im ne çıktı? 6 kök 5 oldu dediğim. İşte bu kadar. Bak burada benzerlik var dedim değil mi soruyu okurken? Ben o zaman bunu gördüm. Niye? 90'ın karşısı 3'e. Kesinlikle 90'lı bir üçgen oluştursan müthiş şeyler olur. Bu arada şu yandan z'yi de kaçırma sakın. Yandan z müthiş önemli arkadaşım. Bunu da lütfen yap diyorum ve yeni soruma geçiyorum. Yeni sorular çok iyi ya. Ben size ne demiştim arkadaşlar? Çarşamba günü öyle sorular gelebilir, sıkıntı yok. Ama cuma gün zorlayıcı sorularla geleceğim demiştim. İşte geldim. Bak şimdi ne diyor? AB AB nereye eşitmiş? DE'ye eşitmiş. AB DE'ye eşit tamam. AE dediğim şeyde EF'ye K dersen AE dediğin şeyde 2K oluyormuş üstlerine yazdığım. Şimdi bu arada bu alfayı soruyor bana ama şurada bir Zorro'dan dolayı Zorro dediğim ne? Z kuralından dolayı bir eşitlik var mı? Var. Bak Z var. Tek çizgi. 90 var. Şurası çift çizgi olsun. Ben burada 90 var ama ben yine de şuradan bir 90 indirmek istiyorum. Neden biliyor musun? 90'ın gördüğü ADE 90'ın gördüğü DE çift çizgi. Buradaki 90'ın gördüğü AB çift çizgi. Abo burası ne oldu? Burası var ya bak şu iki üçgen. Şu iki üçgen eş oldu eş. Eş olduysa arkadaşım o zaman ne diyorum bak. Burası 90'ın karşısı çift çizgi. 90'ın karşısı çift çizgi. Buradaki tekin karşısını bilmiyorum. Ama burada tekin karşısı K olduğu için o zaman bu tekin karşısı da K'dır dediğim. Peki. 90'ın karşısı 2K ise burada neyin karşısı K olmalı? 30, 60, 90 üçgeni vardır. Çünkü 30, 60, 90 üçgenini hatırlatalım. Neydi arkadaşım? Burası A, burası 2A, burası A kök 3'tü. Çünkü burası 30'du. Burası 60'tı dediğim. Biraz önceki soruyla bu soru neredeyse benziyor. Çünkü niye? 90'ın karşısıyla bu 90'ın karşısını eşitlemek adına ne yaptım? Ya da benzerlik adına ne yaptım? Bir dik indirdim ve üçgenler birbirine benzer oldu. Nasıl benzer oldu hocam? 90 tek çizgi çift çizgi. 90 tek çizgi çift çizgi olur. Başka şansı yok. O zaman ya benzerdir ya eştir. 90'ların karşıları aynı olduğu için kesinlikle eştir. Eşse 90'ın karşıları aynı. O zaman tekin karşısı da K oldu. Burası 30 mu? Evet. Burasının tamamı 90 mıydı? Evet. 30'sa buraya ne kalır? 60. Hocam burayla ne işin var senin? Bak dostum ne işin var? Yandan Z'yi görmek zordur. Yandan Z'yi görmek zordur. Yandan Z'yi görmek zor değil. Artık benim için kolaydır dedim. Cevabını yaptım. D yaptım. Geçtim. Görüyor musun arkadaşım? İşte cuma günleri soru çözümleri bu kadar önemli. Ve Tonguç Akademi senin yanında zor kolay fark etmez. Hepsini yapıyoruz senin için. O yüzden aklını başına al ders çalış otur. Ve sen de bunları iyi öğren. Al kalemi kağıt eline kendin yap bir kere de kafana tam oturt. Ben zaten vura vura oturtuyorum. Sen de bir daha bakarsın. Geldim bakalım buraya. Paralel kenar dik AFF'de 25. O da tamam. Hepsi tamam şu an arkadaşım. Hiçbir sıkıntı yok. Bak ben sana demiştim. Yandan görmek zordur. Bak bu soruyu normalde çok düşünebilirsin. Bazıları artık anladıysa hemen yapar. Ama soru aslında çok kolay. Ama kendi içinde çok zor. Niye? Yandan görmek zordur. Yandan görmek zordur. Neyi? Z'yi. O zaman burası 90'sa arkadaşım burası 90'dır. 90 ikiz kenarsa burası 45'tir. Burası da 45'tir. Bana şu alfayı sorduğuna göre buranın toplamı kaç? 70. Buranın toplamı kaç olmalı?
110. Neden? Açılarda ne vardı arkadaşım? Açılarda birbirlerinin toplamı 180'di. O zaman 90 artı alfa 110 sa ne diyorum arkadaşım? Alfa eşittir 20'dir. 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 İşte bu kadar. Bakın kolay bir açı sorusu gibi gözüküyor ama yandan görmek zor. Zor değil hocam diyorsan eyvallah, sen demek ki bu işi öğrenmişsindir dedim. Ve geçtim arkadaşım bu soruyu da. Yavaş yavaş sorular güzelleşiyor. Bu arada gördüğün gibi konuları tekrar ediyoruz. Bu pazartesiden çarşambaya gördüklerimizi hem tekrar ediyoruz hem de biraz zorlaştırıp soru soruyoruz. Mesela buradaki gibi. Bak ne var burada? Yandan Z var mı? Var. Burası tek çizgi mi? Tek çizgi. Şuraya A dersem burası A artı 2 mi? Evet. O zaman burası da A artı 2 mi? Neden? İkiz kenar. Bak şu üçgen ikiz kenar oldu. Tamam, geçtim. Peki şuna bakarsam yine yandan bir Z var mı? Var. Yandan Z varsa burası tek nokta. Tek noktaysa arkadaşım burada da yandan ikiz kenar oldu mu? Oldu. Burası A artı 2 mi? Evet. Zaten biz bunu çarşamba günkü derste söylemiş miydik? Bura 2 ise köşegenler, pardon, açı ortaylar gelip diğer kenara yaslandıysa kesinlikle bunlar birbirine eşitti. Tamam, buraları bildim. Peki açı ortaylar gelirse asıl bunların esprisi neydi? Buranın 90 olmasıydı. Ora 90 ise iç tersten bura 90 mıdır? 90'dır. Peki sen şunu biliyor musun arkadaşım? Şunu biliyor musun? X, 2x, x kök 5. Bak x, 2x, x kök 5. Kök 5, 2 kök 5, kök 5'in kök 5 katı. Kök 5'in kök 5 katı. X, 2x, x kök 5. Ne olacak burada da? Kök 5, 2 kök 5, kök 5'in kök 5 katı olacak. Yani şuradaki A dediğim adam kaçmış? 5'miş. O zaman buran kaç oldu senin? 2, 5 daha 7, 2 daha 9. Burası 9 oldu. Buranın alayı 9. Burası kaç arkadaşım? 5 buldum A'yı, 7. Burası kaç? 7. 7, 7, 14. Bana çevre soruyor her zamanki gibi. Çevre eşittir 7, 7, 14. Artı 9, 9, 18. O zaman çevrem kaç çıktı arkadaşım? 32 çıktı mı? Var mı şıklarda? İşte bu kadar. Bu soruyu da böyle güzel hallettim. Peki neyi hallettin hocam? Çarşamba gün söylemiştim. Açı ortaylar kesiştiği yer 90'dır. Ve de açı ortaylar durmayıp devam edip ne yapıyor? Kenara gidiyorsa şu küçük parçalar birbirine eşittir. Hatta ve hatta buralarda ikiz kenar, buralarda ikiz kenar olduğunu söylemiştim. Ya bu soru çözümleri var ya, tekrar açısından o kadar güzel ki. Ya ben o kadar anlatırken zevk alıyorum ki. İnşallah sen de dinlerken zevk alıyorsundur. Bu arada yine söyleyeyim. Arkadaşlar ben yorumları çok okuyorum. Neden? Kendimi geliştirmem lazım. Eksikliklerim varsa onun üzerine gitmem lazım. İyi olduğum bir şey varsa onu devam ettirmem lazım. Yorumlarda lütfen iyi, iyi kötü her şeyi söyle. Bak ben diyorum ki soru çözümü benim çok hoşuma gidiyor. Sen de hoşuna gidiyorsa de ki soru çözümü hoşuma gidiyor. Gitmiyorsa de ki ya soru çözümleri anlamsız de. Ona göre biz de hareket edelim. Devam edelim. Ama sanmıyorum ki izleyen herkes bence çok hoşuna gidiyor dedim. A, B, C, D paralel kenar. A, C şurası kesişim olacak. A, C ile B, D'nin kesişimi F'ymiş. Yani burası açı ortay kesim nokta. Açı ortay nereden çıktı arkadaş? Köşegenlerin kesim noktasıymış. Anladım. Köşegenler ne yapardı? Birbirlerini ortalarlardı. Bunu bugün de söyledik. Nasıl? Bunlar birbirini ortalarlardı böyle. O zaman okuyalım, devam edelim. EC ile DB'nin toplamı. EC ile DB'nin toplamı. O ne alaka ya? AE'yi eşitmiş. AE. Yok artık, daha neler. AE'yi nasıl eşit olur ya? Neyse ben şuraya A diyeyim. Şuraya X diyeyim. Şuraya da X diyeyim. Bunların toplamı neye eşitmiş arkadaşım? Hatta şuraya da B diyeyim. Burası da ne olacak? A artı B olacak. Bunu zaten biliyorum. A artı B, A artı B, X'e X. Şimdi devam edeyim. Bana sorduğunu bir kere daha yazayım. EC neymiş EC? EC A'ymış. Artı DB neymiş DB? DB 2X'miş. Tamam. AE neymiş? AE'ye eşitmiş. AE ne? A artı 2B'ymiş. Aa, bir dakika ya. Ya adamlar var ya, o kadar güzel soru yazıyorlar ki. O zaman ne oldu arkadaşım? 2x eşittir 2B oldu mu? 2'ler gitti mi? O zaman ne oldu? X eşittir B oldu mu? Oldu. X eşittir B ise o zaman burası da X midir dostum? X'tir. O zaman bak şimdi, bak bak bak. Bak dikkat et. Burası 100 mü?
100. Bu adam. Bu adama eşit çıktı mı? Çıktı. Burası kaç? 40. Burası kaç? 40. Neden? 100. 40, 40, 80 ikiz kenar olduğunu fark ettim artık. Buradan da yaptım. Bana ne soruyor? Alfa açı soruyor. Alfa nerede ya? C, A, B. C, A, B. Yani şu açının ne olduğunu soruyor bana. Ona bakacağım şimdi. Peki o açının ne olduğunu nereden bilebilirim? Şuradan bilebilirim. Şurada bir Z var mı? Var. Bak bir daha göstereyim. Şurada bir Z var. Burası toplam 10 artı 40'tan dolayı 50 mi? 50. 50, 100, 150. Bu adama kaç kalır? 30. Bu adam kimdi? Alfa'ydı. O zaman cevap... Allah'ım çok korktum ya. Buradan bir başladım. Baktım ki hala yok. Neyse son şıkta varmış. Dedim geçtim. Bakıyorum ne dedi? Bakalım bir daha. C, A, B. C, A, B. Doğru. Linç tayfa hazır bekliyor. Yanlış yapmayalım. İnşallah dedim. Ama çok güzel soru oldu ha. Şuraları bak nasıl yaptın? Böyle pat 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 yerleştirdin. Sonrasında da güzel bir mantık varmış. Dedim geçtim. Kaç sorum kaldı? Tamam tamına iki tane soru geldi. İki sorudan sonra bitireceğim. Bakalım ne diyor? A, B, C, D paralel kenar. Köşegenlerin kesim noktası. Bak bu tabiri gördün mü? Genelde köşegeni çek arkadaşım. Hatta ben soru daha başlamadan köşegeni çekeyim. Bu köşegen böyle gidecek. Ne olacak arkadaşım? Bunlar birbirini dik orta... Bunlar birbirini ortalay... Bir dakika. Bunlar birbirini ortalayacak. Ve açı ortay. Allah Allah ya. Bir dakika sen nesin ya böyle dostum? Sen böyle geleceksin. Açı ortay olacaksın. Hem de bunları ortalayacaksın. Yok ya. Ben de senin kim olduğunu tanımayacağım. Burası diktir. Burası ikiz kenardır. Sen ikiz kenarsın arkadaşım. Ben seni tanıyorum. O zaman ne diyorum? Burası 6'dır. Burası da 6'dır. Burası 6'ysa buranın 6 olması için şu parçanın AK'nın 6 eksi x olması lazım. Süper. Bunu çözdüm. Devam edeyim. Bu arada yukarısı 9'sa aşağısı da 9'dur. O zaman süper bir benzerlik çıktı bak. Şu kırmızıyla yapayım. Şöyle bir kelebek var. Biraz hafiften özürlü bir kelebek. Neden arkadaşım? Çünkü bak yukarısı küçük olmuş. Aşağısı büyük olmuş. Zoro'yu yine çizdim. Şurası 3, şurası x. Burası 6 eksi x. Burası 9. Aman Allah'ım daha da dayanamıyorum. 3 bölü 9 eşittir. X bölü 6 eksi x mi? Evet bunlar birbirini götürdü. 1'e 3 mü? Evet. At o zaman 6 eksi x'i 1 ile çarparsan tabii ki de kendisidir. 3 ile x'i çarptın. 3 x. At karşıya 6 eşittir. 4 x mi? Evet, evet, evet. O zaman ne diyorum? Bu ne ya? Evlenme teklifi gibi oldu. Evet, evet, evet. O zaman ne yaptık? X eşittir nedir? 6 bölü 4'tür. O zaman X nedir? 3 bölü 2'dir dedim. Ve bu güzel soruyu da sizlerin huzurunda, şahitlerin huzurunda çözmüş oldum. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir soruydu. Peki hocam ne yaptın? Bir kere daha söyler misin? Köşegenler dik kesişir. Köşegenler yine dik kesişir dedim ya. Köşegenler nedir arkadaşım? Birbirlerini ortalar. Açı ortayda buradan gelip bunları yapıyorsa ben bu adamı tanıyorum. İkiz kenar 6, 6. O zaman şurada bir paralel kenardan dolayı benzerlik var. Zaten ben sana ne demiştim bu konuya başlarken? Paralel kenar benzerlik. Paralel kenar benzerlik. Neredeyse %50, 60, 70'i benzerlik arkadaşım. Geçtim. Son sorumdayım artık. Son sorum ve cuma günü de bitti arkadaşlar. Hafta bitti ya. Vay anasını. A, B, C paralel kenar. O köşegenlerin kesim noktası. Bak gözün kapalı. Her zaman ben olsam senin de şunu çizerim. Neden? Çünkü oradan bir mevzu dönecek. Bak iyi izle şimdi. Burası 60'mış. Yardırdık böldük ama olsun. Ondan sonra acaba DE 1'miş. Bu 6'ymış. X'miş. Her şey tamam. Her yerinde. Hatta burası X'e burası da X'tir arkadaşım. Onu biliyorum. İnşallah boşuna yazmamışımdır. Devam edeyim bakayım. Yukarıdaki verilere göre X kaçtır? Tamam tamam tamam. Anlaştık. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen şurada benzerlik çizdin. Şey benzerlik diyorum. Köşegen çizdin ya. O zaman bir şey söyleyeceğim. Şurası şöyle olmaz mı? E burası bire birse. Burası bire birse. Şurası K ise. Şu kenar K değil midir? Çünkü bak benzerlik var. Paralellik var. E bunlar bire birse. O zaman bunlar benzer değil eşlerdir. Eşlerse burası birse. Bak K'ya K. Bire. O zaman burası da birdir. Şimdi çok dikkat et. Zoro var mı yine Zoro? Yani Z kuralı var mı? Var. Burası 60 ise şu açı 60 mı? İşte bu kadar. Bak buraya net çiziyorum. Net. Net çizdim.
Burası 60. Burası 1. Burası 6. Yukarıdan Allah ne yapıyor bu ya? Kalem de dile geldi artık. Uçtu gitti. Buradan ne oldu? 90. 90'ın karşısı 6 mı? Aynen öyle. 90'ın karşısı 6 ise şurası tabii ki de 30'dur. 30'un karşısı 3'tür. Yarısıdır yani. Burası 2'dir. 60'ın karşısı 3'ün kök 3 katıdır. 3 kök 3 oldu mu? Bana x'i soruyor. Bak ya işte bu. Boşuna yazmamışız. X oldu mu? Oldu. O zaman şu üçgeni al arkadaşım. Bir kere daha net görmeni istiyorum. 2. 3 kök 3 oldu mu? Oldu. Bura 90 mı? Bura x mi? O zaman ne diyorsun sen biliyor musun? X kare eşittir 2'nin karesi artı 3 kök 3'ün karesi. 3 kök 3'ün karesi neydi arkadaşım? 27 olduğunu biliyorsun. 4 artı 27 x'in karesi. X kare eşittir 31'den dolayı ne çıktı cevabım? X eşittir kök 31 oldu. İşte bu kadar. Süper bir soru. Kendimi alkışladım gerçekten. Çok güzel bir soru çözümü oldu. Biraz buruk bir soru çözümü oldu. Neden? Çünkü canlı yayın değil. Arkadaşlarım canlı yayında karşımda yoklar. Yıldızlarım havada uçuşmadı. Olsun ama onların sevgisini hissediyorum ben. Yorumlarda zaten okuyorum. Çok minnettarım. Teşekkür ediyorum. Tonguç Akademi olarak bizleri sevdiğinizi biliyoruz. O zaman ne diyorum arkadaşım? Çok vakit kaybetmiyorum. Ne diyorum? Ödüllü soruyla karşındayım. Soru çözümleri bitti. Haftaya paralel kenara devam edeceğim. Ama ne olursun yorumlara bakalım. Kimler yapabildi bunu görelim. O zaman ne diyoruz? Evde kal, sağlıklı kal. Görüşürüz.